Doktor Aygün Aktar, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi. Aygün Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Efendim öncelikle seçim tamamlandı, erkene çekilmişti. Malum Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi genel seçimleri, parlamento seçimini de erkene çekti. Siz oradaydınız, adım adım takip ettiniz. Son derece önemli. 19 Eylül'deki antiterör operasyonu sonrasında Azerbaycan bütünlüğünde vatan toprakları Karabağ'da dahil olmak üzere ikinci kez sandıklar kuruldu. Ve Azerbaycan egemenliğini tüm topraklarında mühürleyerek 7. dönem parlamento seçimlerini gerçekleştirdi. Bu şu anda resmi olmayan kesin sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi bir kez daha sandıktan galip çıktı. Bir yandan da Rusya'dan gelen açıklamalar var. Amerika'dan Erivan'a uzanan bir ilginç soruşturma var ki Karabağ'da çeşitli sabotaj faaliyetlerine hazırlanan Asala'yı yeniden canlandırmaya çalışan bir hücreden bahsediliyor. Bütün bunları konuşmak istiyoruz. Ama öncelikle bir seçim değerlendirmesini alalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında parlamento seçimleri nasıl geçti efendim? Güzel geçti ama tabii yaz ayı olması hasebiyle biliyorsunuz seçimlere katılımla ilgili Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm Azerbaycan sandıkların başındaydı şu vatayında yapılan seçimlerde. Orana baktığımız zaman yani oransal olarak seçkiye katılım Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi değildi ama bununla birlikte 6 günlük bir görev süresini dün gece saat 12'de tamamlamış oldum ben. Bu sabahtan itibaren zaten ayağımın tozuyla şimdi sizin de programa katılıyorum. Benim Türk Devletler Teşkilatı misyon üyesi olarak gözlemci, uluslararası gözlemci misyonun bir üyesi olarak bulunduğum şehir Sumgayıt şehriydi. 20 tane sandıkta arkadaşlarımızla birlikte Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'dan olan arkadaşlarımızla birlikte orada bulunduk. Mesela sizin de ilginizi çekecek, benim çok ilgimi çekti bir konu. Sumgayıt'tan 6 milletvekilinin 4 tanesi kadın seçildi. Ve aday adaylarında kadın milletvekilleri de çok fazlaydı. Özellikle İktidar Partisi bu sene aday adaylarının çoğunluğunu kadınlardan müteşekkir olan bir liste oluşturmuştu. 120 kişilik sandalyede 26 tane kadın milletvekilinin kazandığını sizin de söylediğiniz gibi resmi olmayan ama Merkez Seçim Komisyonu, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmış olan rakamlarda görüyoruz. Seçimler uluslararası hukuka uygun bir şekilde demokratiktir, şeffaftı. Zaten çok sayıda uluslararası teşkilatlar seçimlerde gözlemciydiler. Bağımsız devletler topluluğundan tutunuz da Şanghay örgütüne kadar çok sayıda hiç şüphesiz ki AGİT de vardı. AGİT zaten her zaman tarafsız bir teşkilattır diyemeyeceğim. Taraflıydı seçimler yapılmadan önceki açıklamalarını da gördüm ben. İlk kere parlamento seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri dışında ilk kere parlamento seçimleri Azerbaycan'ın tümünde yapıldı. İşgaldan azat olunmuş topraklarda, antiterör sonrasında Azerbaycan bayrağının dalgalandığı topraklarda sandıklar kuruldu. Ve sanırım bir şey dikkatimi çekti. O bölgelerde sandık başında halkın kalabalığı çok dikkatimi çekti. Yani işgaldan azat olmuş bölgelerde ilk kere sandık kurulan o bölgelerde. Orada hemen katılım hemen yoğundu diyorsunuz çok, değil mi Aygün Hocam? Evet, orada katılım çok yoğundu. Evet. Zaten güncel olarak da biliyorsunuz sizin Murat Bey ile birlikte seçimle ilgili de yorumlar yapmıştık. Bir de bir örneği olmayan iyi anlamda bir güzellikle karşılaştık. Web kameralar kurulmuştu. 6000 tane seçim mantıkasının 1000 tanesinde çeşitli yerlerde yani Amerika'dan, Avrupa'dan isteyen kişi veya siz stüdyoda canlı olarak izlenebildi. Müthiş.
Hanım. Kendiniz evet izleyebiliyorsunuz. Evet. Bu müthiş bir başarıydı. Evet. Ben burada Yüksek Seçim Kurulu'nu da Azerbaycan'ı kutlamak istiyorum. Çünkü dikkatimi çeken bir husus vardı. Kimlikle ilgili, hani biz burada seçimlere gittiğimiz zaman o kimlik kaydı falan biraz zaman alıyor. Otomatik bir sistemle kimliğinizi cip okutuyorsunuz ve anında orada, yani böylece sıra filan da oluşmuyor. Güzel bir seçim geçirdi Darısı Azerbaycan. Darısı başımıza diyelim. Azerbaycan'ın uğurlu olsun. Çünkü Azerbaycan'ın uğuru, başarısı bizler de etkiliyor. Tüm Türk dünyasını da etkiliyor. Kuşkusuz. Yeni süreçte bununla bu kısmını kapatacağım. Seçimlerle ilgili kısmını. Nasıl ki Cumhurbaşkanı seçimleri hangi nedenlerle öne alınmışsa, Azerbaycan'da parlamento seçimleri de o nedenle öne alındı. Ve şimdi sizin de açmış olduğunuz o paragraftan bölgenin geleceği yönelik olarak hem stratejik, hem güvenlik, hem ekonomik açıdan yeniden kalkınmasına revaç verecek, sebebiyet verecek yeni stratejik eylem planının, programının uygulanması için bu parlamentonun üzerine çok önemli bir şey düşüyor. Evet.